Günaydın efendim. Hayatın İçinden başlıyor. Hayatın İçinden de bugün eğitim günümüz. Aile danışmanımız Özcan Dalgıç bizimle ve aynı zamanda teknoloji girişimcisi Salih Kükrek. Değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz? Biz de iyiyiz. Benim sınavlarım başladı. Allah kolaylıklar olsun. Teşekkür ederim. O yüzden öğrencilik bitmiyor değil mi? Panik geçiyor. Aynen öğrencilik bitmiyor. Seviyoruz öğrenciliği. Siz nasılsınız? İyi. Teşekkürler. Başarılar dilerim size sınavınızda. Teşekkür ederiz. Siz de İstanbul'dan ağırlıyoruz değil mi? Evet, İstanbul'dan geldim. Bugün sistem ve robotik. Onu konuşacağız. Bilim eğitimini konuşacağız. Evet, bilim eğitimi aslında bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli konu diyebilirim. Yani finanstan ya da ekonomiden çok daha önemli. Çünkü gelecekte finansın, ekonominin ne olacağını, bu ülkede üretimin ne olacağını, kimin ne üreteceğini aslında belirleyen şey bugünkü çocuklara yapacağınız bilim eğitimi. Bu açıdan biz yani şahsen hem de içinde bulunduğum kurumlar olarak bir yandan işin teknoloji tarafında, teknoloji geliştiren tarafta, bilim geliştiren tarafta yer almaya çalışıyorum. Bir yandan da çocuklara bugünün çocuklar ama geleceğin kesinlikle hani bilim insanları, teknoloji insanları, katma değer üretecek kişilere de bilimi, teknolojiyi sevdirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vallahi bilim eğitimi konusunda bize çok az fikre sahibiz. Hepsini şimdi sizden öğreneceğiz. Ama mutfağımız da var. Önce bir mutfağa bir bakalım. Murtaza Ceylan aşçımız, o da bize bohça kebabı yapacakmış. Hemen bir gidip malzemelerini karıştıralım. Sonrasında başlayalım. Olur mu hocam? Tabii ki. Hadi mutfağımıza gidelim. Bayağı da güzel görünüyor. Bak şanslısınız işte. Ne güzel. Size bohça kebabı yaptırıyoruz. Bohça kebabı da aslında bilimin en iyi uygulama alanlarından biridir. Öyle onu da belirteyim. Tamam. Konuşuruz inşallah vakit olursa. Hemen bağlantısında konuşacağız. Önce sizi bir tanıyalım mı? Tabii ben Salih Kükrek, işte esasında Konyalıyım, Seydişehir'den. Bizim köy şu anda Derebucu'ya bağlı ama Seydişehir'de büyüdüm. Akabinde işte üniversite ve diğer eğitimler için her birçok insanın başına geldiği gibi dışarıya gittim ben de. Yani İstanbul'a gittim daha doğrusu. Ondan sonra birazcık kendimi girişimcilik tarafında gördüm. Hani öyle miyim değil miyim dersek o biraz tartışmalı. Çünkü yani en azından o dönemki eğitimde mizaç nedir? Bu çocuğun ilgisi nerededir? Ya da işte duygusal zeka var mıdır gibi konular pek konuşulmuyordu. Sadece IQ konuşuluyordu biliyorsunuz. Hani çeşitli sınavlar var ki bugün de aslında çok değişmiş değil de en azından son zamanlarda biraz gündeme geldiğini biliyorum. İşte mevcut sınav sistemlerine göre belli puanlar alıyorsun ve o puanlara göre bir yer seçiyorsun. Biz de ona göre, tabii puanlarım iyiydi benim, nispeten diyelim. Mühendisliğe gittim. Daha sonra da işte okulu bitirdikten sonra da girişimcilik hayatına atıldık. Hani bir yerde iş deneyimim fazla olmadı, çalıştığım bir yer fazla olmadı. Kendi iş hayatımda da inişli çıkışlı olaylar yaşadım ama en son işte bu mevcut şirketimizi kurduk. Bu şirketimizde de simülasyon teknolojileri ve robotik teknolojileri geliştiriyoruz. Şu anda da işte birçok ülkemizdeki yani yerleştirme projesinde ortağız, içindeyiz. Veya işte bizzat yapan ekiplere sahibiz. Kısaca bu, böyle özetleyebilirim. Şirket nasıl bir şirket? Yani tam olarak ne yapıyorsunuz? Eğitim veriyor mu çocuklara? Bizim şirketimiz esasında eğitim verenlere teknoloji sağlıyor. Yani öğretmenlere ya da hocalar ya da akademisyenlere teknoloji sağlayan bir şirketiz. Biz kendimiz bizzat öğrencilere ya da piyasadaki yani yetişkin eğitimi dediğimiz kısımları yapmıyoruz. Biz aslında bunları yapan kurumları destekliyoruz. Mesela ne olabilir? İşte bir lise olabilir, bir meslek lisesi olabilir, bir üniversite ya da meslek yüksek okulu olabilir. Veyahut da bir bilim sanat merkezi, bir fen lisesi, ilkokul. Yani eğitim sektöründeki tüm branşlarda, tüm okul türlerine aslında destek veriyoruz. O tür teknolojiler geliştiriyoruz. Ama bir taraftan da işin sanayi boyutundayız. Çünkü bizim eğitimler, bizim geliştirdiğimiz teknolojiler daha doğrusu eğitim teknolojileri diye ifade edeyim. İşin hem meslek eğitimi tarafını hem de bilim eğitimi tarafına katkı sağlıyor. Meslek eğitiminde özellikle işte OSB'ler ya da sanayi ticaret odalarıyla yoğun çalışmalarımız var. Birçok ülkede, yani şu anda en son gelmeden işte bir çalışma yapmıştım. 48 ilde kurduğumuz bu tür yerler var Türkiye'de. İnşallah 81'e, 2023'te de eğer il sayısı 100 olursa 100'e tamamlayacağız biz de. Bütün illere girmeyi hedefliyoruz o zaman. Burada mesela eğitimdeki kullandığımız o materyaller, ürettiğimiz teknoloji öğrenciler veya eğitimciler ne işine yarıyor Salih Hocam? Bunu şöyle ifade edeyim. Örnek vermek gerekirse bir kaynak simülatörü. Kaynakçı şu anda aslında ülkedeki en büyük gizli problemlerden birisi. Yani pek
dillendirilemiyor. Genelde işte iş var mı, iş yok mu? İş arıyoruz ama eleman bulamıyoruz. İşte iş, ben çalışmak istiyorum ama maaş az veriyorlar gibi bir sürü tartışma oluyor ülkede. Aslında esasında olay şu. Tabii ki rakamlara baktığınız zaman bir problem olabilir, bir işsizlik sorunu olabilir veya işte ekonomik sorun olabilir ama bence asıl problem bundan ziyade bu ekonomi ayakta tutacak o meslek grubunun, o işi yapacak insanların yeterli miktarda olmayışı son dönemde Türkiye'de. Değil mi? Bunda sebepleri var. Onları tartışmaya gerek yok. Herkes biliyor zaten. Ama asıl konu şu. Mesela kaynakçıya ihtiyacım var diyorsa bir sanayi kuruluşu aslında kaynak eğitimine yatırım yapmak zorunda. Yani bunu devletten bekleyemez bence. Yani çünkü bir kaynak eğitimi 3 yıl bir okulda gidip her gün sabah akşam gidip gelmeyle öğrenecek bir şey değildir. Tabii ki onun da faydası vardır ama asıl öğrenecek şey yöntem şudur. Tıpkı hani diğer bir uçuş eğitiminde ya da bir işte askeri eğitimde olduğu gibi simülasyon eğitimiyle olmalıdır. Yani gelirsin buraya, kaynak eğitiminin bilimsel olarak ADNZ parametreleri neyse bunları üzerinde barındıran bir simülatörüm vardır. Mesela bir iş makinesi simülatörüm vardır ya da işte bir montaj simülatörüm vardır. Bu simülatörleri alırsın adayları. Bunları tabii işte bir ay geçmeden profesyonel kaynak operatörlerine dönüştürürsün. Mesela bizim bu şekilde yaptığımız çok da proje vardır. Yani işlerin böyle yürümesi gerektiğini anlatmak için. Mesela bazı işlerin kadın ve erkek diye ayrımı vardır bilirsiniz. Çok saçma bir ayrımdır bence bu. Mesela iş makineleri bunlardan birisidir. Şimdi iş makinesi şantiyede çalışıyor. Kocaman bir makine işte. Toz toprak işte çamur falan. Yani baktığın zaman bir erkek işi gibi duruyor. Halbuki o operatör, orada bilinen operatör hiç güç harcamıyor ki. Yani belki yorulmuyor bile. Yani parmaklarıyla iş yapıyor. Bir kadın çok daha iyi yapabilir o işi. Biz bunu da ispatladık. Çeşitli işte kuruluşlarla ortak projeler yaptık. Sivil toplum örgütleri, belediyeler vesaire. Oralarda kadın meslek erbapları yetiştirdik, kadın ustalar yetiştirdik ve onlar sanayide çalışıp hatta daha üstün performansla, ki bunu yani erkek ustalara rağmen, o da çok önemli. Çünkü genelde şöyle parantez içerisinde söylüyoruz onu da. Evet, çünkü şöyle yani genelde şu algı oluyor. Yani bu erkek işidir, işte bu da kadın işidir algısı var ya, o çok yanlış maalesef. İşte biz bunları da yıkmaya çalışıyoruz. Aslında zaten hani yaratılıştan bakarsak yani ilim herkese farz, kadına ya da erkeğe değil. Bunlar da bir ilimin parçası. Dolayısıyla kadınlarımız bu işi yapabilir. İşte bizim aslında yaptığımız şey o yıllara yayılmış, işte 3 sene, 4 sene süren ama bir sürü işte zamanı belki gereksiz harcadığımız meslek dallarını hemen bir ay içerisinde öğretip, parametreyle öğretip, doğru öğretip, en önemlisi de o. Bunları sağlayacak teknolojiler geliştiriyoruz. Aslında yani yaptığımız şu, bu. Şu mudur Salih Bey? Yani bu simülatörleriniz kişilerin, hangi alanda olsun öğrencilerin birebir uygulama. Yani eğitimde teorik bilgileri var. Evet. O teorik bilgileri ne yapmış oluyorsunuz? Sizin üretmiş olduğunuz simülatörlerle pratiğe dökmüş ve uygulama alanı bulmuş oluyor. Kişi orada rahatlıkla, yani bu sürücü kurslarında falan da kullanılan simülatörler var. İşte araçların nasıl kullanacağı veya forkliftlerin, o tür şeyler midir? Buna benzer şeyler ama tabii çok profesyonel. Yani sürücü kursları genelde yaygın bilinen bir konu. Onunla karıştırmamak lazım. Çünkü orada standart çok düşük tutuldu. Yani yani bir teknoloji yok gibi bir şey yani. Öyle ifade edeyim maalesef. Bizim bahsettiğimiz, yani bizim yaptıklarımız gerçekçi fizik içeriyor. Bu oryantasyon eğitimleri değil mi sizin söylediğiniz aslında? Oryantasyon değil aslında. Sıfırdan meslek eğitimine bahsediyorum. Mesela şöyle düşünün. Siz hiçbir mesleğiniz yok. Geleceksiniz. Mesela forklift operatör açığı var. Konya'da da var bu arada şu anda. Ciddi evet, manada forklift operatör açığı var diyorsunuz. Şimdi ama insanlar şöyle zannediyor. Girecek bir yere işte eski usta çırak ilişkisi gibi takılacak. Arada boş buldukça işte yarım saat deneyecek falan. Böyle değil. Gelecek aslında. Asıl yapılması gereken şu. Gelecek forklift simülatörüne binecek. Müfredatımız var. Yaklaşık 2 hafta süren. Bu müfredatı A'dan Z'ye uygulanacak ve 15. günde gerçekten profesyonel bir operatöre dönüşük. Bu ispatlı bir şey. Yani bir iddia değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu şekilde yetiştirdiğimiz bir sürü kadın ve erkek, genç ve yaşlı bir sürü insan var yani. Bunlar 15 gün içerisinde yetkin hale geliyor. Yetkin hale geldiğini nasıl anlıyorum? Bağımsız sınav yapan kurumlar var. Oraya bu kişiyi gönderiyoruz. Ha, sınavları da oluyor. Sınava sadece giriyor ve 100 alıp çıkıyor. İşin özeti bu. Yani işin teoriyi değil, işin uygulamasını biliyor. Sonra bu kişi mesela
Mesela bazı ehliyet olmayan arkadaşlarımız vardı, bildiğimiz kişiler. Bunları mesela bizim bu forklift simülatör ya da backloader simülatörümüz var. Onlar da eğitimlere soktuk. Yani öğrendiler. Ehliyet sınavını tek seferde geçti. Hiç de arabaya binmeden. Düşün yani. Bu kadar etkili. Uygulama gibi oluyor tabii bu aslında. Evet. Daha da pratik yani bunun, oluyor. Kesinlikle ölçülebilir olması çok bir olay. Hızlı olması çok bir olay. Maliyet etkin çok bir olay. Çünkü diğer türlü yıllarını vermen gerekiyor mevcut sistemde. Ama burada çok hızlı öğrenebiliyorsun. Mevcut sistemde senin bu işi ne kadar iyi bildiğine dair bir ölçek yok. Olan ölçeklerde tartışmalı. Örneğin yani nasıl tartışmalı? Şöyle ifade edeyim. Mevcut bu işi çok iyi bilen insanlara yaptırıyorsun ölçeği. Ama şunu bilmiyorsun. O adam bunu ne kadar iyi biliyor? Ona dair bir donen yok. Mesela bizim simülatöre binen birçok eski süper ustalar aslında yanlış iş yaptıklarını gördüler ve öğrendiler. Zaten o yüzden yeni teknolojiye karşıdırlar yani. Ama şeyler için firmalar için de büyük olsun. Pratiklik öyle tabii değil de. Mi? Yani hani sıfırdan bile almış olsan ki böyle tecrübeli olsun falan derler ya sıfırdan bile almış olsan onu hemen 15-20 gün içerisinde eğitebiliyorsun. Kesinlikle. Ve her şeyi de öğretebiliyorsun. Meslek liselerindeki yani. En büyük eksikliklerimiz nedir? İşte stajlarda vesairelere biz niçin gideriz? Uygulama aynen yapmak öyle. İçin gideriz. Uygulama yapmak için tabii ki bir stajyere bir mesela kaynak makinesi veya bir forklift veya farklı şeyler işte simülasyonların herhalde en büyük faydası. Liselere uyarladınız mı? Tabii birçok lisede var. Nasıl kullanılıyor mesela liselerde? Mesela lisede şöyle, lisede normal bir müfredattan bahsedeyim. Bir konuda usta olacaksa çocuk veya işte o konuda eğitim alıyorsa bunu 4 yıla yayarlar. Ve mesela atıyorum bu bir kaynaksa iş güvenliği riski var. Elektrot harcaman lazım, malzeme harcaman lazım. Ondan sonra kaynak makinelerin olması lazım. Ve bu kadar sırada öğrencinin gelip onu tek tek kullanması evet. lazım. Şimdi bunlar ciddi bir maliyet. Ve okulun sürekli bu maliyetleri karşılayabilmesi lazım ki okullarımız şu anda yani hep bir kaynak bulmakta zorlanıyorlar. Veya buldukları kaynakları eğitim dışı faaliyetlere aktarmak zorunda kalıyor. Yeterli örneğin olmuyor. İşte çatıyı. Akan çatı onarılması falan. Ya bunlar genel bilinen şeyler. Hani bugün aynen benim öyle. İlk kez söylediğim şeyler değil. Aynen ben hani durumu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu kişi nasıl olsun da sürekli oraya elektrot bulsun. Ya da bir iş makinesi olduğunu düşünelim. İş makinesi bir tane backloader bir günde 1000 liradan fazla yakıt harcıyor. Kullanırsa 8 saat. Yine riskleri var. Yine arazi lazım, toprak lazım. Her bu kadar da öğrenci olduğunu düşünürsek her gün bu 1000 lirayı bu okulda nasıl ödeyecek? Mümkün değil. Onun yerine bir tane simülatör alıyorsun. O simülatörü istediğin zaman gece gündüz kullanabiliyorsun. Ve bir müfredat çerçevesi. Yani müfredat çerçevesinden kastım şu. Her yerde müfredat var. Yani sonuçta meslek sesinden de 4 yıllık müfredatı var ama müfredattan kastım uygulama pratik bir müfredattan bahsediyorum. Yani sınıf eğitiminden bahsetmiyorum. Sınıf eğitimini zaten yapıyorlar. Ona bizim diyecek bir şeyimiz yok. Zaten fazlasıyla güzel yapılıyordur o işler. Orada tüm her şeyi deneyip, gerçek hayatta göremeyeceği şeyleri bile deneyip, örneğin bir gece çalışmasını, bir kar yağışlı ortamda iş yapmayı görebilip. Bir seneyi harcayacak neredeyse onlar tabii için. Bunlar ama yapamayacaklar. Kar yağışında hiçbir zaman siz tabii. Kendiniz bile düşünün. Kar yağarken dışarı çıkmak istemezsiniz arabanızla. Ya, otobüse binmeyi daha çok tercih edersiniz. Yani. Veya ne bileyim yani hava kar yağışlı olduğu zaman mesela normal yazın ben arabayla Konya'ya gelirim ama kışın uçakla gelmeyi tercih ediyorum. Niye? Bak, kendim bile böyle düşünürken bir iş makinesi sahibinin ya da bir kurumun, eğitim kurumunun aracını bu şekilde tehlikeli bir ortama attığını düşünelim. Atmaz. Yani. Atmaz net. Atmamasının en yüksek düşüdür iş güvenliği. Yani bunu o şekilde işe attığı zaman, başına bir kaza geldiği zaman en çok oradaki insanların başı yanar. O kişiye bir şey olmasa bile. Dolayısıyla aslında çok uygun maliyette. Yani neredeyse sadece bir televizyonun elektrik yakması kadar düşük bir maliyetle. Çünkü bir bilgisayar ve televizyona bahsediyoruz. Tabii hareket kontrol yazılımı şu bu var ama hepsi sonuçta ancak bu kadar enerji harcıyor. Hocalarımız var. Onları da biz eğitiyoruz zaten hocalar. Yani okuldaki hocaları. Bir plan yapıyorsun. Çocuklar geliyor belli periyotta bu eğitimleri alıyor. Herkes alabiliyor. Mesela çocuk 3. sınıf ya da 1. sınıf diye düşünmeye de gerek yok. Tüm makine hiçbir zaman boş kalmasın. Çalışsın dursun. Dışarıdan öğrenci alabilirsin. Yetişkinleri de orada eğitebilirsin. Mesela hafta sonu öğrenci kabul etmiyoruz ya. O zaman ne yapalım? Yetişkinleri getirelim. Yani 7/24 kullanabilecek neredeyse bir teknoloji aslında. Ne tip simülatörlerimiz yani katma değeri oldukça yüksek. Bizim başlangıcımız aslında forklift simülatörüydü. Devamında piyasadan gelen ihtiyaçlarla simülatörler geliştirdik.
İşte en önemlisi tabii ki lojistikle alakalı. Telehandler mesela şu anda en çok teleskopik forklift diye ifade ediyor. Şu büyük olanlarda değil mi onlar? Bu şey hem winch yerine kullanılabilir hem de forklift yerine kullanılabilir. Enteresan bir şey. Şu an Konya Sanayi'de de çok görürsünüz. Yani şöyle bir tur atarsanız. O çok onu geliştirdik. İşte backloader yine çok yaygın kullanılıyor. Belediyelerde özellikle sokak ortasında gördüğünüz iş makinelerinin büyük çoğunluğu backloader'dır. Onun dışında tabii sanayiye asıl ihtiyaç. Forklift gibi sanayide en çok kullanılan işte kaynak, CNC, montaj simülatörleri. Montaj aslında bu işteki en ileri noktalardan birisi. Sanal gerçeklikle çalışıyor. Montaj simülatörlerinde herhangi bir fabrikaya özel bir işi monte edip simülasyon edebiliyorsun. Mesela örnek söyleyeyim. Bir firmada örneğin bir mobilya üretim hattı varsa ve burada insanlar elle bunu montaj ediyorsa orada bir ustanın yetişmesi de yine yıllar alıyor. Yani bir anda o ustayı oraya bir programa sokup yapmıyorlar. Yani bir çıraklık ilişkisi bir işte mevcut alaylı yöntem diyelim. Ama halbuki şu anda çok büyük ihtiyaç var. Bana şu anda 1000 tane mobilya operatörü lazım. O zaman ben bunu nasıl yetiştireceğim? En hızlı bir şekilde. Yani zaten bu 1000 kişiye ben 12 ay bir maaş versem batarım. Yani iş üretemediği için. Halbuki bir montaj simülasyonu yapıyoruz onlar için. Koyuyoruz oraya. Adaylar geliyor, eğitiliyor. İki hafta içerisinde en doğru adaylar. Hepsi eğitiliyor ve en doğru adayları seçiyorum. Yani şöyle düşünelim. Bazı insanlar araba kullanırken böyle çok zor kullanır. Heyecanlanır. Yani görmüşsünüzdür etrafınızda. Yani o iş için aslında uygun değildir. Yani araba kullanmaması lazım. Hatta o yüzden ticari araçlarda psikoteknik hocam dahi bilir şey yaparlar. Yani bu kişinin psikolojik durumu ve işte göz el koordinasyon durumu vesaire onun bilimsel adları var. Yani onlara girmeye gerek yok. Bunlar uygun mu değil mi diye bakılır. Bunlar uygun değilse o kişi o işi yaptırılmaz. Daha uygun biri bulunur. İşte bizim aslında bu simülatörlerin bir faydası da bu. Yeri gelmiş onu da belirtelim. Bu işi yapabilecek nitelikteki insanları da seçmeni sağlıyor. Sadece eğitmeni değil, doğru insanları seçmeni ve eğitmeni sağlıyor. Onun dışında mesela makine montajı, motor montajı sanayide mesela çok ihtiyaç olan, şu günlerde mesela elektrikli araç bakım simülatörü gibi değişik simülatörlerimiz var. Esas yani benim merak ettiğim diğer bir başlık. Şimdi akademisyenlerle alakalı kısmı sordunuz. Benim aklımda şöyle bir şey uyandı. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki eğitimler tamamen online olarak yapılıyor. Hatta gelecekte işte üniversitelere vesaire ihtiyaç olmayacağı konuşuyor. O zaman yarın bir gün birçok eğitim, hatta belki tıp bile, mühendislik bile belki bu simülatörler vasıtasıyla yapılabilecek mi? Böyle bir projeleriniz var mı? Onlardan da bahsedebiliriz. Yani aslında, sistem eğitimine belki de en çok istifade edeceğimiz alanlar buralar olur. Aslında bu çok güzel bir soru oldu. Hani bunu hatırlatmanız yani hiç tamamen aklımdan son zamanlarda çıkmış bir konuydu. Bu pandemi dönemi aslında bize çok büyük fırsatlar sağlıyor. Yani ülkemize de, çocuklarımıza, yani en gariban insanımıza da. Yani öyle ifade edeyim. Şimdi normalde bu kişinin okula gelmesi lazım. Evet, okul büyük bir nimet. Ama geldiğin okulun içerisinde sana eğitim verecek hiçbir altyapı yoksa o bir nimet sayılmaz yani. Tabii. O başka bir şey. Maalesef işte genelde de sadece bizim ülke has değil bu arada bu söylediğim olay. Demin anlattığım olay tüm dünyanın problemi. Ya bu benim anlattığım problemi çözmüş bir ya da iki tane ülke var. Onlar da büyük ülkeler değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Bizden küçük ülkeler diyeyim yani. Şimdi bu olaylarda şu var. Zaten dünyada son 10 yılda ki bizim hani başlangıcına tekabül ediyor. Mesela simülasyonu ve sanal eğitime müthiş bir geçiş var. Yani bunun da tabii birkaç sebebi var. Birincisi tabii ki işte riskli eğitim olması bu işlerin. Tıp mesela çok en risklilerden birisi. Yani ameliyat eğitimi ne yapacaksın şimdi? Adam burada yatmış. Onu öldürerek mi öğreneceksin bu iş? Yani değil mi? Çok yanlış yani. Aynısı biz de kaynak parçası için diyoruz. Yani onu o kadar milli serveti parçalayarak mı öğreneceğim? Böyle olmaması lazım. O zaman ne gerekiyor? İşte bunu öğretecek teknoloji lazım. Tabii geçmişte bunlar var idi. Mesela biz ilk çıktığımız zamanlarda 2009'u kastediyorum. Vardı. Mesela bunu dünyada mesela bizim yaptığımız bu iş makine simülatörü dünyada ilk yapan biziz. Yani öyle Türkiye'de mi? Değil. Dünyada siz ilk dünyada kez, ilksiniz evet, bu konuda. Evet. Backloader simülatörü yapan dünyada ilk firmayız. Telehandler simülatörü yapan dünyadaki ilk firmayız. Yani öyle hani dışarıdan görüp yapılmış bir şeydi. Gerçek anlamda dünyada ilk olan bir iş. Bu işi yaparken
Ama o kadar zorlandık ki, çünkü o günkü teknolojik şartlar böyle bir iş yapmaya fazla el vermiyordu. Yani o teknolojiyi biz geliştirmek zorunda kaldık. Ama yıllar içerisinde bu teknoloji çok yaygınlaştı. Yani kolaylaştı, erişilebilir hale geldi. Özellikle oyun sektörünün burada çok katkısı vardır. Oyun oynamak çok kötü değildi diyelim o zaman. Hocam oyun konusuna detaylı girelim. Tamam. Dilerseniz onunla alakalı ayrı bir başlık açarız yani. Bugün değil belki ama sonra açarız. Evet, bir gün bir oyun konusuna girelim. Bunu konuşalım. Yani bu çok önemli. Çünkü hani bizim yaptığımız iş aslında benim hani yapmaya çalıştığımız iş oyun oynayan değil, oyunu yapan, oyunu geliştiren bir nesil yetiştirmek için. Yani bilim eğitimi zaten bunun için var. Yani oynamak için değil. O aracı geliştirmek için. Elhasıl kelam bu simülasyon teknolojisi dünyada zaten başlamıştı ve biz de hani bunun öncülerinden olduk kendi alanımızda. Tıpta işte diğer meslek, tıpta bir meslek tabii ki. Diğer meslek dallarında birçok alanda, tabii ki askeriye de en önemlisi. Kullanılan şeyler bunlar. Pandeminin etkisi çok önemli. Pandemi gelmeden önce bizim söylediğimiz laflar, iddialar utopya gibi geliyordu. Mesela çoğu ortamda eleştirilip böyle hatta kötü insan gözüyle bile bakıldığımız durumlar olmuştur yani. Okulların mesela, olmadığı bir ortamı talep etmek böyle bir şeydir. Yani ben mesela şunu söylüyordum. Okul diye bir şey olmayacak diyordum. Şu anda halen diyorum. Ama şu an ben mesela bunu iddia eden sıradan bir insana dönüştüm. Neden? Çünkü herkes zaten okulun olmadığını şu an farkında. Okul olmadan hayat yürüyor mesela. Ama okul niye yok? Yani bunu bir okula bir karşı bir tavırdan kastetmiyoruz. Yani mevcut okul anlayışı bundan 8-10 nesil önce iki insanın devriminin ihtiyaçlarına binaen kurulmuş bir sistem. Yani insanlarımız bunu bilmediği için zaten tarihsel bir okumamız da fazla yok maalesef. Şahsen de fazla yok yani. Yani o toplumun ortalamasıyız yani sonuçta. Olmadığı için biz bunu bilmiyoruz. Yani bu mevcut okul sisteminin o zaman ihtiyaçlarına göre tasarlanan, o günkü ihtiyaçları çözmek için var edilen bir sistem olduğunu bilmiyoruz. Yani o günkü sistemine neye ihtiyaç varmış? Çok basit yani insanların aklında yer etsin diye söylemeye çalışıyorum. O gün devasa tren şirketleri varmış. Devasa maden şirketleri varmış. Yani doğru. Bugün hani diyoruz ya milyon kişi çalışıyor, milyar dolar şirket çalışıyor. Hı-hı. Teknoloji alanında, otomotiv alanında falan diyoruz ya. O dönemde yani 150-200 yıl önce o dönemin yani Google'ı diyelim veya o dönemin Ford'u o zamanki tren şirketleriymiş. Maden şirketleriymiş. Yani o zaman tren şirketi kuran adam işte Steve Jobs diye o tren şirketini kuran adam Steve Jobs'muş yani. Öyle ifade edeyim ben günümüzün dilleriyle. Yani o zaman Mars'a gitmek değilmiş gündem. Yani Amerika kıtasının bir ucundan ne kadar kısa sürede gitmekmiş. Onu yapabilen kişi işte Elon Musk'mış. Devrin Elon Musk'ı yani. Şimdi o dönemde böyle bir organizasyonu kurmak, yönetmek için apayrı bir teknoloji gerekiyor. Onu bulmuş o insanlar. Bu teknoloji bulmak ayrı bir problem ama daha bir problem yönetebilmek. Onu da çözüm üretmişler. Çünkü bir trenin kıtanın bir ucundan bir ucuna gidebilmesi için bak uçakla bile şu anda 8 saat sürüyor. Yani defalarca gittim geldim. Yani bir uçtan bir uca gidiyorsun. Mesela Florida'dan simülasyon vadisinden bizim yerimizden Silikon Vadisi'ne gidiyorsun 8 saat. Direkt uçarsan 6 saat, aktarmaya gidersen 10 saat falan varabiliyor. Şimdi böyle şu an bile bu kadar uzun olan bir yolculuğu trenle o dönem yaptığını düşün. Yani bir aydan fazla sürüyor. Şimdi ve internetin yok. 150 yıl önceden konuşuyoruz. WhatsApp'ın yok. Hani burada da WhatsApp'la trenleri yönetiyorlarmış ya. WhatsApp'ın yok. Şeyin yok. İnternetin yok. Telefonun yok. Telgrafın bile yok. Yeni oluşuyor. Zaten telgrafları eski filmlere dikkatini çektiyse tren yollarının dibine sonradan eklenerek gitmiştir. Yani tren daha önce olan bir şey. Telgraf zaman interneti diyeyim size. Yani mükemmel. Yani telgrafı bulan adam yani zamanının Steve Jobs'u diyebilirim o derece. Şimdi böyle bir tren hiçbir haberleşme imkanı olmadığı halde kazasız belasız vaktinde tüm siparişleri yerine yetiştirerek gidecek. Nasıl mümkün bu? Adam bu problemi çözüm aramış. Bunun karşılığında da okulu bulmuş. Yani bunun çözümü okul. Neden okul? Çünkü bunun çözümü için oradaki her bir adımı gerçekleştirecek her bir kişiyi onu tam anlamıyla gerçekleştirmeye razı bir benlikle yetiştirmen lazım. Doğru. Yani ne dersen yapacak. Hiç aksamayacak. 8'i 5 geçe o şuraya tıklanacak. 8'i 6 geçe buraya olacak. Hani derler ya Almanya'daki trenler
Hep böyle kuruşlu, saniyeli hatta imiş de hiç aksamazmış. Onu hiçbir iletişim altyapısı olmadan olduğunu hayal edin. Okullarla çok nasıl mümkün? Yani. Okulla mümkün sadece. Neden? Çünkü okula sokacaksın o adamı. O erkeği, kadını, neyse çoluğu, çocuğu, yaşlıyı, genci. Bu şekilde bir zihniyette dışarı çıkaracaksın. Ki o tren o vakitte gitsin. Ya okul bu. E şimdi o zamanın ihtiyaçlarına göre çok büyük bir buluş olan okulu gelip sen bugünkü teknolojide, bugünkü işte milisaniye düzenlerinde haberleşme. Şu an işte canlı yayın yapıyorsunuz. Sizin zaten mesleğiniz bu. Biz de işte sağ olun davet ettiniz geldik. Şu anda işte internetten kim açsa bunu görebiliyor yani. Uganda'daki işte en beğenmediğim vatandaş da Kanada'daki en gıpta ettiğin adam da bunu görebiliyor şu anda. O zaman ya bunun için mevcut eğitim sisteminin ihtiyaç var mı? Mevcut okula ihtiyaç var mı? Var mı yani, hocam? Özür sorun bu. Şimdi sorun bu yani. Şimdi baktığımız zaman diliminde bugünkü şartlarda bu devrimi belli bir ölçekte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi öyle bir şey ifade ediyor ki okul öncesi bile geleceğin üniversitesi olarak görülüyor. Yani nesilleri yetiştirirken okul eğitimi ihmal edelim anlamında denilmiyor benim anladığım kadarıyla. Buradaki söylenilmesi gereken şey gelecek nesillere eğer hitap edebilecek yeni bir müfredatlar, yeni sistemler oluşturmazsak gelecekte tam olarak ülke olarak yerimizi alamayız değil mi? Yani burada şimdi mesela bir bina dikmek için, bir üniversite, bir kampüs yapmak için yapılan yatırımlar çok ciddi manada yatırımlar. Ama bizim onun içini doldurabilmemiz, uygulama yapabilmemiz için ne yapmak lazım? Çok ciddi mücadele gerekiyor. Baktığımız zaman diliminde mesela diyelim ki ben işletme fakültesi mezunuyum. Eğer ben muhasebe alanında veya işletmecilik anlamında yeterli simülasyona sahip olmasam, yeterli uygulama yapmadığım zaman, çıraklığını yapmadığım için ustalığını yapamıyorum. O zaman ne oluyor? Dışarıya çıkıyorum. İşte işsizler ordusu üniversitelilerden müteşekkil olmuş oluyor. Buna bir alternatif. Mesela şimdi sizin alanınız biyoloji. Hocam gelin üretmiş olduğu teknolojiyle siz tüm deneylerinizi vesairenizi oturduğunuz yerden evde bile yapabilmiş olsanız ne olacak? Okula gitmek tabii ki o ortamın kendisine göre artıları eksileri var ama bunların tamamlanabilmesi için belki daha fazla ihtiyaç olacak. Gelecekle alakalı şöyle bir şey ifade ediliyor. Yani birçok üniversitenin artık varlığına ihtiyaç kalınmayacak. Daha çok uygulamalar, atölyeler vesaireler herkes bunlara oturduğu yerden ulaşacak. Evet diploma sahibi olunacak ama şimdi hepimiz mesela en büyük eksikliğimiz sahada uygulama yaşanmamasının sıkıntıları. Mesela meslek lisesinden mezun olan bir öğrenci eline kaynak makinesini hiç almamışsa meslek lisesinden mezun olmasının hiçbir esprisi olmuyor gibi. Yani bunlar tabii ki bu dönemin avantajları. İşte bunlar da şimdi sistem eğitimiyle biz nasıl entegre ederek bunları nasıl hayata geçirebiliriz? Teknolojiyi nasıl bugün daha gündemimize taşıyabiliriz? Okul öncesinden başlayarak üniversite dönemine kadar işte bu eğitim modellerini biz hatta Mustafa hocamla da Mustafa Yavuz hocamın da kulağını çınlatmış olalım. Geleceğe taşıyabilmek adına üreten nesiller, icat çıkaran nesiller olabilmesi ne yapmamız gerekiyor? Buradan yola çıkmamız. Salih Bey esasen bunun güzel bir örneği ve ne yapıyorlar? Bir teknoloji üretiyorlar. Ülkemize hem katma değer sağlıyorlar hem de birçok nesli yetiştiriyorlar. Bizim buradaki yapılması gereken şey tabii ki bunu çocuklara da indirgeyerek onlara belli bir şekilde zihni melekelerini ona göre inşa etmemiz gerekiyor. Şimdi erken dönemden başlarsanız çocuğa bir şeyler yapabileceğini, başarabileceğini, icat çıkarabileceğini empoze ederseniz çocuk eninde sonunda ona yatkın hale gelir. Ama biz bu noktalarda mesleki olarak yönlendirmelerimizde çok eksiyiz. Yani benim anladığım zamanın şartlarına ve zamanın ihtiyacına göre eğitim tabii olması gerekiyor değil mi? En doğru eğitimin o şekilde olması gerekiyor. İnşallah. Yani doğru anlamışız. Şimdi biraz dinlendireceğim sizi. Hay hay. Bir mutfağa gitmem gerekiyor. Güzel güzel kokularımız da geliyor. Evet. Bir bakalım usta neler yapmış. Hadi mutfağımıza gidelim. Hayatın içinden devam ediyor. Şimdi bilim eğitimi dedik, sistem ve robotik dedik. Sistem nedir? Oradan devam edelim mi hocam? Tabii. Sistem aslında İngilizce bir kısaltma. Türkçe'de FETEM diye kullanıyor bazı akademik çalışmalarda.
çok manalı yani anlamlı. Çünkü o İngilizce kelimelerin kısaltılmışından geliyor. S bilim manasında, hı hı. T teknoloji, E mühendislik, M de matematik. Yani aslında buna kabaca bilim diyoruz biz. Bilim eğitiminin bir aracı sistem. Normal yani tanımını şunu bunu yapmaktansa hani detayını anlatmaktansa şöyle hani farkını mevcut eğitim sistemiyle farkını kısaca biraz belirtirsek daha akılda yer eder. Mevcut eğitim sisteminde nedir mesela okulda çocuğa ana sınıfından bahsediyorum. Mesela vardı sizde hani yalnız yakınlarınızda yeğeniniz veya kardeşiniz ne bileyim bir rakamın nasıl öğretildiğini biliyor musunuz okullarda? Çubuk diye başlıyor. Çubuk tamam. Çubuk çiziyor ama mesela ilk okuma yazma bilmeyen yani okul öncesinde bir nasıl öğretiliyor? İki nasıl öğretiliyor? Şu an bilmiyorum. Tamam. Ben o zaman söyleyeyim. Şöyle öğretiliyor. Bir tane kağıt veriliyor çocuğa. Hı. O kağıtta sadece bir tane bir şekil oluyor. Bu bir oluyor. İkinci kağıda önümüzdeki bu bir hafta sürüyor. İkinci hafta iki rakam öğretilecek. İki şekilli. O iki şekil değişiyor ama iki tane şekil oluyor. Bunun da iki olduğunu anlıyor çocuk. Üç, dört. Aslında hı. eğitim olarak mantıklı. Ama şöyle öğreniyor çocuk. Şu ödevle öğreniyor. Bu bir diyorlar. Veriyorlar çocuğa kağıdı. Çocuk sabah akşam biri boyuyor. Şimdi bunu ben absürt bir olay olarak ya da hani acite etmek için değil. Yani hakikat bir olay olarak söylüyorum. Yani şu andaki mevcut sistemde bir rakamını boyuyor vatandaş. Bir üst sınıfa gittiği zaman ne yapıyor? Bir sefer biri çizerek, biri çiziyor. Yani mesela siz de hatırlayın küçüklüğünüzde sayfalarca bir yazarsın, sayfalarca iki yazarsın. O çizgilerden ne sayfalarca çıktı? Üç yazarsın. Şimdi hatta bazı çocuklar ki ben de onlardan biriydim çok kötü yazar. İyi yazamıyor bir türlü çocuk. Tamam. Bazıları da böyle inci gibi yazar yani altak kolye yani o derece yani. Hı hı. Şimdi aslında bunların hepsinin sebepleri vardır ama sistem eğitimi işte aslında bunların sebeplerine dayanan ve hani bu eğitim metoduna karşı geliştirilmiş bir şey diye söyleyebilirim. Şu benim yazım. Niye? Çok kötü değil yine de. Okunabilir. Yani. Kendiniz okuyabiliyorsanız soruyor. Sadece kendim okuyorum. Tamam güzel. Şimdi ama biri öğretmek böyle olmamalı. Yani şimdi sen çocuğa bir rakamını bir haftada öğretiyorsan ortalama bir insansa bu. Hani yani herhangi bir zihinsel engeli yoksa. Şimdi öğrenmesi gereken de tonla bilgi varsa ben öğreteceğim bunu. Yani demin ki kaynak eğitimindeki olaya gibi yani bir kaynak operatörü 3 yılda yetişmemeli yani. Biz bunu bir ayda yetiştiriyoruz. Yani çocuk bir ona kadar oran rakamı bir dönemde öğrenmemeli. Hemen öğrenebilir. Yani birçoğunun çocuğu da kendi yani kendi etrafındaki çocuklara bakın yine. Şunla övünürler. Bizim çocuk 10'a kadar saymayı öğrendi. 5'e kadar. 3 yaşında. Mesela 4 yaşında. Öğrenir ki çocuk. Çocukta o kapasite var zaten. Ama sen bunu bilen çocuğa bir hafta boyunca bir rakamını boyattırırsan bu çocuk rakamdan da sor, matematikten de sor, bilimden de sor. Tamam? Şimdi ben diyoruz yani yeterince şimdi, ne yapmak, level atlatmak lazım. Şimdi dolayısıyla sistem eğitimi burada nasıl devreye giriyor mesela? Aslında şöyle devreye giriyor. Şimdi bir kere öğretmemiz gereken şey acaba bir rakamı mı? Bunu sorguluyoruz. Bir öğrenmesine gerek yok. Bir zaten varoluşun sembolü yani her şey birler üzerine kurulmuş zaten. Yani bu zaten işte Allah birden zaten başlıyoruz. Yani bir tutup ana sınıfında ya da ilkokulunda öğretilmesi gereken bir şey değil zaten. Bu yaratılıştan gereken bir bilgi. Yani bunu bir sembolik olarak söylüyorum. Bu biri bizim öğretmemiz gereken şey bir rakamı değil. Bu bir rakamı nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Hayatta nasıl bir karşılığı vardır? Veya iki rakamı veya A harfi veya herhangi bir biyolojik terim olsun. Fark etmez yani. Öğretilmesi gereken şey aslında bu ki hatta karşılaştığı problemlere çözüm üretsin. İşte mesela biz bir rakamını öğretmek için kağıt boyamaya, kağıt israfına, ağaç katliamına hayır diyoruz. Sistem eğitimi hayır diyor buna. ne yapıyor peki? Şunu yapıyor. Çocuğun kendi birini, kendi ikisini tasarlamasına fırsat veriyorsun. Çocuk kendi dünyasında bir tasarlıyor. Mesela yani bir nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Mesela bir ona eğitim aracı veriyorsun. İşte bu bilim eğitiminde kullanılan araçlardan birisi. Biri boya demiyorsun çocuğa. Biri çiz demiyorsun. Bir tane bir yap bana diyorsun. Kendi birini yap diyorsun. Veriyorsun eline malzemeleri. Çocuk kendi beğendiği biri yapıyor. Ve çocuk onun biri olduğunu biliyor zaten. Tamam mı? Ve çocuk aslında biri öğrenmesi gerekmiyor diye ifade etmiştim ya. Niye öğrenmesi gerekiyor? İşte o kendi birini oluşturacağı kadar olan süreci öğrenmesi gerekiyor. Ne var o süreçte? Bir kere en başta kendi düşüncesini ortaya koyma var. Kendini ifade etme var. Ne var başka?
Diğer yani sonuç ortaya çıktığı zaman diğer birler var. Yani farklılığı ortaya koyma var. Mesela bir de bu biri, bir iki kişi bir araya gelin, beraber kendi birinizi yapın. Takım çalışması var. Grup çalışması. Devamını geliyorsun, işbirliğini öğreniyor. Devamını geliyorsun, iletişimi öğreniyor. Yani öğretilmesi gereken şeyler bunlar. Hani bilimin temelinde de bunlar var. Yani matematikteki bilmem ne formülü ya da fizikteki veya biyolojideki bilmem ne formülü değil aslında. Bunu nasıl kullanacağım, nasıl elde edeceğim noktasında bir yaklaşım. Şimdi sen çocuğa kendi rakamlarını, kendi birilerini bu şekilde böyle bir eğitim aracıyla tasarlatırsan çocuk o ilkokul 1'i falan direkt transit geçer yani. Direkt 2'ye geçer yani. 2'ye geçer. Şimdi çocuk geçer. Mesela toplamayı nasıl yapıyorlar? Şimdi mesela geliyor bizim çocuklar da geliyor mesela toplamayı şöyle öğretiyorlar. Hani yanlış demiyorum ya yani daha hızlı daha kolayı var anlamında söylüyorum. Yani bunu çok özellikle vurgulamak isterim. Şimdi elmalar var, armutlar var. Topluyoruz işte 3 elma burada, 4 elma burada, hı hı, falan ve bunlardan da onlarca kez yapılıyor. Yani bir dönem toplamayla geçiyor mesela. Halbuki toplamayı öğrenmek 1 dakika ya. 1 dakika. Yani şuraya geleceksin. Yine o bizim eğitim araçlarından koyacaksın 3 tane malzeme. 5 tane de bundan koyacaksın. Topla diyeceksin. Çıkarma. Abaküs mesela bu, hı hı, anlamda çok müthiş bir sistem aracıdır. Öyle ifade edeyim size. Çocuk onu çıkaracak. Bölme mesela. Bölmeyi nasıl öğreteceğim? Mesela bölmenin öğretilmesi daha zor gibi geliyor. Çocukların da öğrenmesi hakikaten daha zor. Çünkü 3-4 işlem birden yapıyorsun bölmede. Çarpma var, toplama var, çıkarma, evet, da var. Yani bölme o yüzden zor diğer 3 işleme göre. Çünkü 3'ün de içinde barındırıyor. Halbuki mesela 8'i 4'e böleceğiz. Normalde çocuk 8'in 4'e bölümünün 2 olduğunu bilmiyorsa bölemez ki. Bunu ezberlemişse bir sefer 16'yı 8'e bölemez. Bak gidin. O TIMS diye bir şey açıkladılar ya şimdi veya işte ne deniyor diye ölçekler var ya yine pizza mı ne öyle şeyler. Keşke şey olsaydı adı. Bizim poğaçanın kokusu da geliyor. Adını yalnız koymuşlar pizza diye. Şimdi poğaça ölçü olsa daha iyi olurdu yani. Şimdi oradaki ölçeklerde işte çocukların aslında 1'i 2'yi bildiğini ama bu işlemleri yapamadığını dair ölçekler bunlar. O yüzden mesela bizim ülke buralarda aşağılarda yer alıyor. Neden? Çünkü biri boyatarak öğretiyoruz biz. Şekilleri boyatarak öğretiyoruz. Şimdi halbuki bölmeyi şöyle yapabilirsin. Bölmek nedir? Mesela 8'i 4'e böleceğim. 8 burada 8 tane cismi koyarsın. 4'e bölmek için ne yaparsın? Bunu 4 ayrı kısma ayırman gerekir. 4'e ayırırsın. Bölmede de sonucun tek bir sonuç olması lazım. Yani hepsinin 2 cevabı taşıması. Yani ayırdığın tüm parçaların 2 tane içermesi lazım. Bak ne toplama var, ne çıkarma var, ne çarpma var. 8'i 4'e böldü çocuk. Sonrasında ve bütün bunları da öğrendi. Çocuk mesela baktı, ya ben daha bir önceki derste 2 ile 2'yi toplamıştım dedi çocuk. 2 ile 2'yi orada gördü. Topladığında 4. O zaman 2 ile 2'yi mesela 2 ile 4'ü çarptığını öğrendi bir önceki derste. 2 ile 2'yi 4'ü çarpman için 4 tane 2'yi koyman lazım yani. Bak. O da orada. Yani aslında bir nevi bir önceki öğrendiklerini de pekiştirmiş ve tekrarlamış oldu çocuk. Şimdi bütün bu şekilde aslında 4 işlemi bir günde, yarım günde, hatta diyorum yarım saatte iddia ediyorum yani öğretirsin. Ama biz bunlar için bayağı yıllar ayırdık. Bayağı kuvvetli iddialı değil mi hocam? Evet. Bak gerçekten bunu bak. Uygulamak lazım. Bunu şimdi bana şöyle eleştirebilir eğitimciler veya başka insanlar. Ya sen bunları nereden uyduruyorsun veya sen bunu hangi bilimsel temele dayandırıyorsun? Ben de çok basit diyorum. Aynı simülatörde olduğu gibi. Getir çocuğu. Senin sistemine girmemiş çocuğu getir. Şuraya koy. Öğret. Öğret. Bu dediğim yöntemle öğret. Bakayım öğreniyor mu? Bu kadar basit tespit etmekte yani. Öyle çok büyük bilimsel bir şeye de şöyle yani çalışmaya da gerek yok. Aslında yani. Biraz böyle mantığa dayandırarak bak, değil mi? Yani, düşünmeyi öğretiyorsun. Yani buradaki şey, ana fikir, bilim eğitimi ana fikri eleştiril düşünme. Eleştiril düşünme. Tamam hani bir ara Aliye İzzet Begoviç işte Allah razı olsun yani çok büyük insan. Çok bazen popüler oluyor, bazen kayboluyor, unutuluyor ama onun çok meşhur güzel bir lafı var. Ki bu lafı da 20 yaşında mı ne söylemiş adam. Yani sonradan uydurdu bir laf da değil. Yani temelden sağlam gelen bir adam. Yani Doğu Batı arasında İslam kitabını 24 yaşında mı ne yazmış? Yani bilmiyorum. Yanlışsam düzeltin veya bakılsın ya böyle çocukken yazmış diyebilirim bize göre. Hani Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta yazmış aslında daha doğru ifade. O derece büyük bir adam yani. Orada adam şunu söylüyor. Elimde olsa diyor tüm İslam toplumlarına eleştirel düşünce dersi koyarım. İlkokul 1'e diyor. Bu adam bunu niye diyor acaba? Hani bu lafı herkes paylaşıyor sosyal medyada. Bu lafı bilmeyen insan yoktur Türkiye'de. Ama bu laf ne demek?
bu lafı ben nasıl uygularım hayatıma düşünen veya bunun karşılığını şey yapan sadece bu lafı paylaşmak bizi mutlu ediyor. Ama karşılığın hayatında var mı? Paylaş. Yok. Paylaş kurtul. Öbür dünyada kurtulamazsın onu söyleyeyim. Paylaştım. Şimdi yani, sitem eğitimi kurtulamazsın. Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu eğitimle alakalı? Sitem eğitimi mesela şu anda ABD kökenli olan bir eğitim olarak Türkiye'ye veya birçok ülkeye ihraç edilen bir eğitim modeli. Ama orada baktığımız zaman geçen programda da Mustafa Yavuz hocamla da konuşmuştuk. Bunun kökeni bizim kendi geçmişimizde de var. Geçmişimizde nasıl var? Bir bakıyoruz ki sistem eğitimi mesela bilim, teknoloji, matematik, mühendislik yani belli alandaki bilim dallarını ayrıştırmıyor. Salih Bey'in söylediği gibi üreten bir nesil olması için bunları birbirine entegre ediyor ve birleştiriyor ve bütüncül bir düşünce yaklaşımıyla hepsini size sunuyor. Nasıl kullanırız? Yani bir bütün haliyle bir problemi çözmek için ne yapmak lazım? Bir de tabii ki bununla beraber 21. yüzyıl becerileri var. Salih Bey'in de esasen konuşmasındaki değindiği o düşünen bir nesli oluşturabilmek için o becerileri kazandırmamız lazım. Bunu sadece maddi ilimlerde değil, esasen sosyal bilimlerde. Yani bugün baktığımız zaman psikiyatri ayrı bir bilim, psikoloji ayrı bir bilim, ondan sonra PDR ayrı bir bilim olarak ülkemizde eğitim dalları olarak söylüyorum. Çocuk gelişimi ayrı bir bilim, felsefe ayrı bir bilim. Bunları bir problemi çözebilmek için, mesela şu anda diyelim ki kadın erkek ilişkileri içerisinde bir problem var. Daha iyi anlaşılması için böyle bir örnek vereyim. Bu problemin çözülmesi için sadece psikiyatriyle, sadece psikolojiyle veya aile içerisindeki problemleri çözmek için tek yönlü bakmamak lazım. Bir entegre, bir bütün haliyle bakabilmek lazım. Veya bugün bir inşaat veya bir araba icat edeceksiniz. Arabayı icat ederken bir bakıyorsunuz ki işin içinde teknoloji var, bilim var, matematik var, mühendislik var. Hepsi var. Yani onu sadece eskiden ne yapılıyordu? Her alandaki mühendis kendi alanına göre veya herkes kendi alanına göre bir şeydi. Bugünkü baktığımız zaman ortadaki bir problemi çözebilmek için herkes bir takım çalışması içerisinde bunu bir bütün haliyle çözmeye çalışması gerekiyor. Mesela bizim ilim adamlarımız, bilim adamlarımız bakıyorsunuz ki hem astronomiyle ilgilenmiş, hem coğrafyayla ilgilenmiş, hem matematikle ilgilenmiş. Esasen bu eğitim ve sistem dediğimiz eğitimin kökleri yine bizde de var. Eskiden bir bütüncül yaklaşım varmış. Ama şimdi biz ne yapmışız? Ayrıştırmışız. Bu anlamda Salih Bey'in söylediği şey çok önemli. Bizim eğer üreten bir nesil, tüketen değil de üreten bir nesili meydana getirebilmemiz için eleştirel düşünceye, farklı düşünmeye ihtiyacımız var. Bunun için de sabit basma kalıp bir yaklaşımlardan daha ziyade sorgulayıcı bir yaklaşıma da ihtiyacımız var eğitim modelimizde. Peki ben şunu merak ediyorum. Şu an sizi ne kadar tanıyorlar? Ne kadar tanıyoruz? Size olan ilgi nasıl? Ne biliyoruz? Yani tabii onu ölçmedik bilmiyoruz ama yani en azından eğitim camiasında belli bir çevremiz var. Yani kapı kapı dolaşıyoruz. Yani şöyle düşün. Yani bu doğruları insanlara anlatmak için kapı kapı dolaşıyoruz. Tepkiler nasıl oluyor? Yani ne diyorlar? Ya tepkiler şöyle ifade edeyim. Bir set çekiliyordur ama. Evet. Yani şöyle ilk başta tabii ki yani birkaç grup kafa yapısı var ülkede. Ona ifade edeyim. Bir grup evet bunları kendisi aynı nasıl ben anlatıyorsam bunları kendi deneyimleriyle keşfetmiş insanlar var. Hı. Zaten benim zaten hayat tarzım o insanları bulmaktır yani. Çünkü yani şöyle düşünüyorum, o insanlar bir ülkeye bir değer üretiyor. Yani kendime bir pay çıkarmıyorum, yanlış anlaşılmasın ama mesela herhangi bir şehirde, herhangi bir yerde, yani bazen böyle haberlere de düşer ya, çok olmadık işler yapmış öğretmenler ya da olmadık işler yapmış insanlar bulunur. O insanlar aslında bir şekilde hani her şey tam dört dörtlük olmasa da hiçbir zaman dört dörtlük olamayız zaten. Ama bunları çözmüş, bunları kendisi bulmuş insanlar. Var. Yani bunlar bir kere çok yani düşünen zaten insanlarımız var. Bunlar çok kıymetli. Bunlar bu grup zaten en önemlisi. Bunların sayısını artırmaya çalışıyoruz zaten özetle. İkinci grup şöyle bir grup ki toplumun büyük kesim böyle. Yani bu da bizi yani üzen bir şey. Yani eskiden seviniyordum da şu an çok üzülüyorum. Herkes şöyle düşünen büyük ezici kesim. Vay işte bizim neslimiz geliyor, bizim gençler, bizim adamımız, bizim hemşerimiz tamam yapmış, uçmuş, kaçmış yani. O şeyi biliyorsunuz yani siz de hani halk, evet. Şimdi bu söylediklerimi halk bilir yani dinleyicilerimiz de bilir. Yani böyle bir müthiş bir tırnak içerisinde motivasyonu çok yüksek. Yani üç harfli bir kelime var onu da kullanmak istemiyorum da.
sadece övünen, sadece paylaşan ama gel bir de sen şu taşın altına elini koy dediğin zaman ya bir sürü engel var, nasıl yapayım, burada nasıl olsun, Hakkari'de bu iş nasıl olacak, işte atıyorum Konya'nın işte Bozkır'ın bilmem ne kazasında nasıl olacak, bizim Derebucağın bilmem neresinde nasıl olacak diye düşünen müthiş bir ezicik çoğunluk var. Yani bunlar evet böyle şeylerin iyi olduğunu düşünüyorlar, kabul ediyorlar, seviniyorlar. Örneğin Türkiye'deki bir Türk bilim adamını kabul etmezken bu Türk bilim adamı Almanya'da bilmem neyi bulunca ya da Amerika'da bilmem ne ödülü alınca çok değerli hale geliyor ya. Aziz Sancar. Yani işte şey isim vermeye gerek yok yani. Hı hı. Burada mesela beğenmeyeceğin insanlar orada bilmem ne X şirketinde Y konumunda pozisyonu kazanınca öve öve bitiremiyorsun. Gazetelere manşet oluyor. Bununla müthiş övünen bir toplum. Ancak gel burada bir sen yetiştir böyle bir çocuk. Gel senin de bir akraban böyle olsun. Senin de bir öğrencin böyle olsun. Kendi de bir yeğenin. Kendi çocuğun olsun. Sen ol. Dediğin zaman ya ben nasıl olacağım? Korkuyorlar mı acaba? Bu korku mu? Yok, bilmiyorum. Farklı bir psikolojik boyutu var. Bir zihniyet yapısı diyorum ben sadece. Buna korkuyu da doldurabilirsin. İşte bir sürü pedagojik şeyi de doldurabilirsin. Bir sürü psikolojik de burada. Psikiyatrist bile doldurabilirsin. Yani onu ben yani onu ona dair bir deneyimim yok. Sadece yani şöyle düşünün. Yani bu toplumda şu anketi yapsanız bu dediğim kesimin ne kadar çok olduğunu düşünürsünüz. Hele şu pandemi döneminde yapın bunu. Devletin gir, kurtul veya işte devleti sırtını dayan veya devlette bir iş bulamadın mı, memur olamadın mı veya işte kaymakam gelip, yani meşhur hikayedir ki sordum vali kaymakam tanıştığımız insanlar oldu. Sorduk, ya dedik hakikaten böyle bir efsane var yani efsane şu, köye geliyor da yaşlılarımız şey diyor ya dıkıda okuyup ormancı olamadın mı diyor ya vali. Sordum ya var mı böyle bir olay? Var dediler. Gerçekten bana da oldu dediler adamlar. Yani. Şimdi bahsettiğim zihniyet bu. Yani mesela televizyonda Türk filmleri vardır. Eski Türk filmleri. Hani zihniyetin ne olduğunu anlatmak için bu örneği veriyorum. Zengin kız fakir olan. Ters hiç yoktur nedense mesela. Bak bunları düşünelim yani. Eleştirileri düşünmezsen bunlardan bir mana çıkaramazsın. Neden hep kızlar zengin oluyor da erkekler hiç zengin olmuyor Türk filmlerinde? Bunu bir düşünelim yani. Ya bunun bir sebebi, arka planı, bir şey olması lazım. Yani burada bir derin bir çaba olması lazım. Yani fazla mesaj vermek istemiyorum ama düşünelim diyorum sadece. Sonra neden bizim fakir gençlerimiz gidip hep kısa yoldan zengin olur filmlerimizde? Neden çalışıp çabalayıp zengin olmaz hiçbiri? Neden mesela fabrikatör her zaman kötüdür, öbürüne zulmeder? Evet. Yani bunlar hep, bak bunlar bir zihniyet inşasıdır. Ve şu anda bu zihniyet bu ülkeye hakim. Bak bu siyasi bir şey değil. Yani o odaya girdiğin zaman kime mühür bastığınla alakalı bir şey değil. Bak tüm kesimlerde böyle bir şey var. Toplumlarımızın dönüşümüyle alakalı. Yani toplumumuzu tabii ki toplumlarımızın dönüşümünde vesairesinde algıların oluşmasını. Şimdi mesela pandemi sürecinde şöyle bir örnek vereyim. Bu algıların nasıl oluşturulduğuyla alakalı. Bir bakıyorsunuz ki okul öncesindeki dönemdeki çocuklar için, o ilkokul çağındaki hatta ortaokul çağındaki çocuklar için baktığımız zaman pandemi sürecinde çok elde bir sağlık riskle alakalı bir veri yok. Ama ona rağmen ailelerimiz çok tedirgin ve çocukların okula gitmesiyle alakalı endişeleri çok fazla. O zaman ne oluyor? Bunu besleyen bir kaynak olması gerekiyor. Besleyen kaynak devamlı televizyonlardaki olumsuz haberler nedeniyle herkes onu da sorgulamadığı için, araştırmadığı için, acaba gerçekten böyle mi demediği için ne oluyor? Otomatikman buradaki süreç herkesin kafasında eğitimle alakalı endişe gidiyor, yerine korku alıyor. Bu algılar o anlamda maalesef kötü ilişkiliyor. Biraz dinlendirsen, bir mutfağa bakıp gelsen olur mu? Tabii çünkü tabii sarma ki işlemini gösterecekmişiz. Tabii hemen gösterelim size efendim. De sarma işlemi bir mutfağımıza gidin çıkacağında. Bu arada bugün programı bu şeyde kapatacağız, 25 geçe. Benim sınavım var. Online sınavı bitmiyor değil mi? Bitmiyor hocam ya. Yani online sınavlarda da şimdi şöyle bir şey oldu. Geçen haftaki sınavımda 30 dakika sınav 30 sorusu, 30 tane sınav sorumuz var. 20 dakika sınav süresi var. Şimdi online olduğu için muhtemelen kopya çekmeyelim falan diye hocamız böyle bir yöntem izledi ama sorular o kadar uzun ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyerek böyle şıklar var. Şıkların hepsi birbirinden farklı.
Yani okuduktan sonra dur ya emin olamadım falan desen süre zaten geçiyor. Yani hem kopya çekmeyelim hem de geçmeyelim diye yapılmış bir sınavda diye düşünüyorum ben. Burada da bir eleştirel düşünce getirmek gerekiyor o zaman, yorum değil mi? Yorum yapmıyorum çok fazla ama. Ya şöyle ki esasen maksat tabii ki eğitim sistemimizde 30 soru sormak yerine belki 3 soru 5 soru sorup o 5 sorudan mesela eğitimde ne anladığımızı, ne gördüğümüzü, ne yaşadığımızı, ne hissettiğimizi sormak belki daha evla olabilir. Yani çünkü işte şimdiki bu dönemdeki yaşadığımız sıkıntı ne? Online sınav. Birçok farklı şekillerde öğrenci ister okulda ister evde olsun kopya çekme vesaire etme şansı vesairesi var. Bunu engellemek için onu yapmak yerine daha fayda mülahaza edecek şekilde hareket kesinlikle edilebilir gibi geliyor. Bana da öyle gibi geliyor. Çünkü dağılıyorsun yani sınavda böyle panik oluyor. Mesela biyoloji okuyorum ben şu anda. Biyolojiyle nasıl birleştirebiliriz sizinkini? Evet, aslında en güzel birleştirecek konulardan öyle birisi mi? Biyoloji, onu söyleyeyim. Şimdi hani demin bahsettik yani farklı kesimler, farklı algıları var ama genel olarak toplumumuz şudur, onu da vurgulayarak bu tarafa geçeyim. Yani anlatıldığı zaman yani doğrunun kesinlikle algılayabilen bir toplumumuz var. Bu çok önemli. O yüzden mümkün olduğunca anlatmamız lazım. Hani size de teşekkür ederiz yani bu tür konuları programımıza dile getirme fırsatı verdiğiniz için. Bilmesi lazım insanlar. Mesela biyoloji, mesela aşçılığın aslında bu işin en temelinde olduğunu insanlar bilirse, mesela iyi bir yemeğin aslında bilimin en temel konularından biri olduğunu anlatabilirsek, yani normalde bunu laf olarak söylesem bilim ve yemek yan yana getiremez insanlar. Ama halbuki ben şimdi size nasıl olduğunu şöyle kısaca anlatmaya çalışacağım bilim döndüğünce. Şimdi burada malzemeler var. İşte bugünkü bohça kebabında işte demin gösterdiniz farklı farklı malzemeler var. Şimdi bu malzemelerin bazıları katı, bazıları sıvı. Bazıları birbiriyle karışabiliyor, bazıları karışamıyor. Bazıları kattığın zaman malzeme içinde kayboluyor, göremiyorsun. Ama bu yemeği yediğinde o lezzeti hissediyorsun. Ne mesela bu? Tuz örneği. Tuz, evet. Tuz. Mesela yağ. En basit örneği. Tamam. Şimdi şöyle düşünelim. Tuzu bir miktar fazla atarsan, değil mi? Rahatsız ediyor seni. Az atarsan o yine rahatsız eder. Ediyor. Tamam. Demek ki bu tuzun bir ölçeği var. Yani böyle karam böyle atmıyorsun yani. Bir ölçeği var. Geçtim. Şimdi mesela bazı yemeklerde ki bugünkü yemeğimizde de vardı. Sos. Şimdi sosu katmadığın zaman o lezzet yani olmuyor. Birazcık eksik yani eksik oluyor. Halbuki yemeğin şaşasının yanında o sos hiçbir şey. Evet. Değil mi? Gibi baktığın gibi zaman. Şimdi halbuki o sesi, o sosu o yemeğe kattığın zaman bambaşka lezzet hem görsel hem lezzet olarak bir haz veriyor insana. Hem de daha da önemlisi koku, bir koku hazı var. Değil mi? Yani yemekte hatta şimdi burada otururken bile mükemmel kokular geliyor. Deminden beri nasıl konuşuyoruz? O da zorluyor bizi ama neyse Allah'tan kahvaltı yapmıştık. Şimdi bütün bunları aslında biz ya işte iki yumurtayı karıştırdım, unu bilmem ne yaptım falan şeklinde değil bu aslında. Orada müthiş bir fiziksel, kimyasal hatta yeri geliyor biyoloji temelli olaylar meydana geliyor. Mesela şöyle söylüyorum. Neden yemekleri biz pişirerek yiyoruz? Şimdi sistemin en büyük soru aslında budur. Yemeği neden pişirmemiz gerekiyor? Herhangi bir gıdayı pişirerek yememiz neden gerekiyor? Veya bazı gıdaları pişirmiyoruz, çiğ yiyoruz ama büyük çoğunluğunu pişirerek yiyoruz. Neden? İşte sistem eğitiminde işte hamur budur, poğaça budur, işte ısı budur diye öğretmiyoruz. Diyoruz ki yemek neden pişer sorusunu soruyoruz. Zaten çocuk, soruyu hepsini öğrenmiş oluyorsun. Yemek neden pişmeli ya da bu yemeği niye pişiriyoruz sorusuna çocuk cevap aramaya başladığı zaman önüne tonla soru çıkıyor. Yüzlerce başka sorular çıkıyor. Ve o sorulara cevaplar aradıkça, onların cevaplarını buldukça yeni sorular, yeni bilgiler ve en önemli şu deneyime dayalı öğrenme yani edinme diyebiliriz buna. Literatür dikkat dediğim gibi ben o işin biliminde yer almıyorum ama hani kendi simülasyon mesleğinde kullandığım için mesela simülatördeki bizim en önemli hani tecrübe deneyim dediğimiz şey içselleştirerek o bilgiyi ediniyor. Yani kopya çekerek ya da kitaptan okuyarak ya da kaygıyla o anda sınavda işte hasbelkader doldurarak değil. İçselleştirerek yani ömür boyu unutmayacak şekilde öğrenmesi. Şimdi çocuğa yani bisiklete bindiğimi nasıl binip de bravo, öğrendiğimiz bisiklet zaman mesela çok bisiklet örneği bu yani aynı bisiklete biner gibi öğretmeye aslında sistem deniyor.
Bu noktada aslında durum şu. Şimdi şu kuralları, şu bilgileri azıcık bilirsen aslında çiğ olduğu zaman işte sana verdiği lezzet veya işte birbirine malzemelerin karışması olmuyor bir kere, değil mi? O zaman bu malzemeleri bir karışım yapman. Bakın kimyanın, biyolojinin konuları girmeye başladı. Karışımlar, homojen, heterojen. Evet. Tamam mı? Çözünme, çökelti. Bak şimdi o lise 1 kimyası komple. Bitti şu anda. Bitirdim ben size. Yemek yapmada kimya 1'i bitirdim. Şimdi orada biyolojiye girelim. Biyolojide ne öğretiliyor lise 1'de? Yani biyolog sizsiniz. Lise 1'in konuları daha basit olan konular artık. Bu hücre. Şimdi, hücre, DNA. DNA, RNA. DNA'da en çok ihtiyaç olan şeyler neler? Ve o DNA'lar neyden oluşuyor? Sınava sokmuşsun ya. Sınava hazırlık gibi oldu bu da bana. Bak, moleküller var. Amino asitler var. Evet. Çeşitli molekülleri birleşiyorlar. Fotosentez falan öğreniyoruz. O, tamam, o bitki boyutu da yemek kısmıyla ilgili söylüyorum. Moleküller birleşiyor. Amino asitler oluşuyor. Amino asitler işte farklı farklı insanda, hayvanda veya yemek türlerinde, yemek derken orada kullanılan hepsi bitkisel zaten ya da hayvansal. Onlar içinde farklı farklı amino asitler var. Onların hücrelerinde, parçalarında. Yani bu un dediğin şey komple bir bitki hücresi aslında. Tabii enerjiden başlasan tamam. Bile bir sürü şey çıkıyor. Tamam. Şimdi dolayısıyla ne yapıyorsun? Bir sürü farklı proteinler, amino asitlerin bir araya geldiği bir karışım yapıyorsun sen aslında. Ve bu karışımı ne yapıyorsun biliyor musun aslında? Yemek pişirmek ne demek biliyor musun? Yemek sanatının zirve olduğu yer ısıl işlem. Eğer sen ısıl işlemi bir malzemeye doğru yapamazsan o malzeme çöp olur. Bunu biz mesela ısıl işlemi sadece sanayide duyarsın. Bir kalıp ısıl işleme sokulur. Bir malzeme, esnemesi gerekmeyen bir malzeme ısıl işleme sokulur. Isıl işlem nedir? Isıl işlem o malzemeyi belli derecelerde ısıtıp soğutarak o malzemenin sağlamlaşmasını sağlarsın. Isıl işlem budur. Ve bunun için böyle ansiklopedilerce bilgi vardır. Malzeme bilimi diye bir bilim vardır. Malzeme mühendisleri yetişir 4 sene. Yani ve bu alanda mesela karbonu bulmuştur bir insanlar. Yani karbon fiber var ya, işte çeliği bulmuştur. İşte uçaklar 80 tonluk uçağı taşıyan tek bir parça olan metalin malzemesini bulmuştur. İnkonel denir mesela. Hepsi malzeme ve büyük çoğunluğu karışım ve ısıl işlem. Yani ana bilgi. Altta tabii derya deniz. Ona lafım yok. Şimdi alan uzmanlarının içine giremem tabii ben. Yani benim kendi uzmanlığım simülasyon. O alanda teknik konuşurum ama eleştirel düşünme ve sisteme örnek vermeye çalışıyorum. Şimdi bak fırından çıkarıyor ustam. Bir ısıl işlemi tabi tuttu. Hazırladığı karışımları. O ısıl işlemde eğer 200 derecede 10 dakika durması gerekiyorsa ama sen onu 150 derecede 10 dakika tutmuşsan o pişmez. Olmadı o. 200 derecede 10 dakika yerine 11 dakika tutarsan yine olmaz. Çünkü o esnada bir ısıl işlem oluyor. O malzemede, o yemeğin içinde kullandığın malzemelerdeki moleküller o ısıl işleme tabi oluyor. Oradaki amino asitlerin yapıları değişiyor. Değişen yapılarda senin burnuna koku ve harika, daha sonra da yediğin zaman da harika bir yemek olarak midene iniyor. Kökeni lise 1, lise 2 fiziği, biyolojisi. Aşçılığı. Geçen haftalarda bir eğitimcimizle konuşmuştuk hocam, hatırlıyor musunuz? Yani çocuklara böyle direkt bir şeyleri anlatmak yerine kendilerinin öğrenmesini sağlayın. Tabii. Birazcık daha sorgulayıcı olsunlar falan diye. Aslında eğitimle alakalı konuştuğumuz zaman neredeyse hepsi aynı kapıya çıkıyor zaten. Birazcık daha böyle bilincinde olmak gerekiyor sanırım. Öyle değil mi? Evet, evet kesinlikle. Yani yemeği bir bilim olarak düşünmek. Mesela şu anda öyle düşüneceksin. Bu örneği dinleyen bir öğrenci. Yemeklik bile bu anlamda sorgulamayı, araştırmayı vesaire etmeyi gören bir öğrenci hayatta her şeye bu anlamda bir bakış açısı sağlayacaktır. Önemli olan şey gerçekten bir bütünü görebilmek. Şimdi baktığımız zaman biraz önce biz bu yemeğin içerisinde biyoloji var mıydı, fizik var mıydı, kimya var mıydı normalde hiç aklımıza gelmez. Gelmez. Evet. Ama bunu bir öğretmen okul öncesinden başlayarak öğretmenlerimiz, eğitim sistemimiz bunu çocuklara bu şekilde bakabilmeyi göstermiş olsalar orada mesela buradaki tepkimenin farklı yönlerini araştırabilir. Yarın bir gün daha iyi nasıl yapabilirim bunu araştırabilir, sorgulayabilir gibi birçok şey. Ve yaparak öğrenme. Yani sistem eğitimi de bir de bu kısmı vardır. İşin proje kısmı vardır. Hı hı. Yaparak öğrenme, araştırma, sorgulama. Bunlar açısından baktığımız zaman bence çok harika bir şey. Bizim hayatımızda bütünüyle bizim yapamadığımız, eksik kaldığımız şeyleri tamamlayabilmek için bir avantaj sunabilir bize. Bunlar açısından farklı eğitim modellerini de
Muhakkak. Biraz çok şey var ben eminim ama sürem çok az kaldı. Şöyle bir toparlasak olur mu? Peki şöyle özetleyeyim ben. Robotiğe hiç girmedik hocam. Özür dilerim. Şimdi başlıkta sistem değişikliğine ettik. Peki. Zaman şöyle eğitim, özetleyeyim o zaman. Oradan da böyle biraz bahsedersek. Aslında yani bilim eğitimini tabii ki bir hani yemekle öğretmek nispeten bir yani seviyelere göre. Yani ilkokul çocuğu, anaokulu, lise, ortaokul farklı farklı seviyelerde hani farklı bilgi vermemiz lazım. Yani amino asidi ilkokul çocuğuna anlatmak zor olabilir. Bunlar örneklerdir. Tabii örnek olarak söylüyorum. Yani çünkü eğitimin her seviyesinde olacak şeyler. Ama her seviyede yani okul öncesinde okuma yazma bilmeyen çocuklarımızdan başlamak üzere pardon her seviyedeki çocukları öğretmek için aslında farklı bir teknoloji var. Eğitim robotları. Yani bu eğitim robotları bilim eğitim için en güzel araç. Mesela bu deminki bir İki öğretme, rakamları öğretme örneği var ya veya sayıları öğretme örneği ya da işte harfleri. Bunları mesela bu eğitim robotunun parçalara yapabiliyorsun. Yaptığın zaman mesela o rakamları hareket ettirebiliyorsun. Çocuk kendi yaptığı rakamlarla sayıları oluşturabiliyor. Yani kendi sayıları. Rakamlarla kendisi mesela kendi doğum tarihini yazabiliyor. Bunu mesela yazarken de mesela bir motor ve sensör ve kontrolcü ile ki bunları öğrenmek de çok kolay şeyler yani. İsmini duyunca zorlamayın yani korkmasın kimse. Yani evinde dahi anne baba çocukla yapabileceği şeyler. Dolayısıyla çocuk orada bir başlıyor. Hem farklı düşünmeyi hem bir problemi çözüm üretmeyi öğreniyor. Tüm o yetenekleri kazanıyor. Ki bu yetenekler bu çağın değil. Her çağın gerektiği yetenekler. Ya bunlar Fatih'te de vardı. Ali İzzet Begoviç'te de vardı. Atilla'da da vardı. Hazreti Adem'de de vardı bu arada. Yani bu ana yetenekler her başarılı olan her insanda olması gereken şeyler. Ama biz bu işi hızlandırmak için işte bu bilim eğitim ve eğitim robotlarını kullanıyoruz. Eğitim robotlarında da hem işin o üç boyutlu düşünme tarafı, hem mekanik tasarım tarafı, yani kısmen makine mühendisliğinin konusu olan bir şey, hem yazılım tarafı, bilgisayar mühendisliği, hem elektronik tarafı, işte yani uzun vadede elektronik mühendisliği olarak düşünebileceğimiz, hem kontrol tarafı ve en sonunda da işte yazılımı öğrenmiş oluyor. Yani bu çağda da bizim aslında en önemli ihtiyacımız olan şey yazılım bilgisi. Yani mesleğin ne olursa olsun yazılımı az buçuk bilmen lazım. Senin tabii oturup bir sürü yapay zeka ya da robotik yazılım yazman gerekmiyor. Ama yazılımı hayatının bir parçası haline getirmen gerekiyor. Yani orada sadece kullanıcı tüketici tarafında değil, üretici tarafında da olman gerekiyor. Bunun için de bu eğitim robotları aslında en biçilmiş kaftan. Biz şu anda bu alanda epey bir çalışma yaptık. Yani aslında kendi yaşadığımız bir acıyla bu işe girdik. Yani çünkü biz kendimiz de bu nitelikte insanlar bulmakta çok zorlanıyoruz ülkemizde. Olanları ya büyük firmalar kapıyor ya da yurt dışına transfer oluyorlar. Ki bizim firmamızdan da çok kişi öyle yurt dışına transfer oldu. Dolayısıyla aslında buradaki en büyük ihtiyaç yani benim kendi şirketimin, kendi kurumlarımın ihtiyacı. Çünkü bana böyle insan lazım. Ne kadar çok bu şekilde eleştirel düşünce yaklaşımı, bilim eğitimi almış insan olursa ülkede benim şirketim ya da bu Türkiye'nin ekonomisi o kadar daha çok büyür, daha çok dünyayla rekabet edebilir hale gelir. O yani, manada bu işe önem veriyoruz. Şimdi idealist olarak Salih Bey kendi yetişmiş beyin gücüne nispeten anladığım kadarıyla aynı ölçekte ya, yetişmiş bir nesil üretebilmek adına çeşitli projeler yapıyorlar. Bakın çok basit bir örnek vereyim. Konya şu anda savunma sanayinde büyük yatırımlar geliyor. Gelecekte daha. Ve burada binlerce kişi çalışacak. Bu kadar insan çalışacak insanı nereden bulacağız bu yatırımı? Oraya belki şu anda iddia yani planlara göre 10 bin, 20 bin kişi çalışacak endüstri bölgesinde. İşte Atestan'la başlayan süreç. Bu insanlar nereden gelecek? Orada çalışacak insanları nereden bulacağız? Nasıl yetiştireceğiz? Yani bunların yapılması lazım. İşte özetle derdimiz bu yani. Hızlandırıyorsunuz. Evet, hızlandırmış inşallah. Bir eğitimle i̇nşallah. Kendi içimizden çıkaralım değil mi? İnşallah. Teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ama Salih Bey'den ben sözü aldım. Bir dahaki sefere görüntüler de olacak. Görüntülerle birlikte tekrardan bir anlatacağız. Ve oyun konusu hocam. Oyun hep atlıyoruz. Oyun diyoruz tabii, ama tabii. Atlıyoruz. O zaman oyun iki oturum daha olması gerekecek. Tamam. Bir de oyundan bahsedeceğiz. Nasipse inşallah. Evet. Hayatın içindenin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Bu arada bugün annem de benden selam istedi. Bana selam gönder ekrandan dedi. Anneciğime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.